Amerika gündemi yine yoğun ama ABD 46. başkanı olarak 20 Ocak'ta koltuğa oturan Joe Biden soluksuz bir şekilde çalışarak Beyaz Saray'da uzun mesailer yapıyor. Ama Biden'ın yaptığı düzenlemeler ve değişikliklere geçmeden önce ABD eski başkanı Donald Trump'ın azil süreci konusunda bir gelişme dün akşam saatlerinde yaşandı. Temsilciler Meclisi tarafından azli onaylanan Donald Trump'ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahi her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek azil tasarısı dün akşam saatlerinde yargılamada savcı görevini üstlenecek olan 9 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tarafından Senato'ya sunuldu. Senato'nun 100 senatörü Trump'a yönelik suçlamaları değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacaklar. İşte bu yargılamada 8 Şubat haftasında başlanacak bu yargılamaya. Zaten Senato çoğunluğu elde eden Demokratların lideri Chuck Schumer da bu tarihi geçen hafta sonunda duyurmuştu. Ayrıca hakkında iki kez azil sürecinin başlatılması kararı alınan ilk Amerikan başkanı olan Trump aynı zamanda ABD'de görev süresinin dolmasının ardından da yargılanan ilk Amerikan başkanı. Verilen o tarihe kadarsa Senato'da Joe Biden'ın kabinesi için aday gösterdiği kişilerin onaylanması amaçlanıyor. İşte bu isimlerden birkaçı önceki günlerde onaylanmıştı. O isimlerden biri olan Biden'ın Maliye Bakanlığı için aday gösterdiği Janet Yellen dün akşam saatlerinde Senato tarafından resmen onaylandı. İşte bugünse Biden'ın daha önce Dışişleri Bakanlığı görevi için aday gösterdiği Antony Blinken'ın oylaması var. İşte Joe Biden göreve başladığı ilk günden beri önceliği iç politikaya ve koronavirüs salgınına vermişti. ABD Başkanı Biden başkanlığının ilk haftalarının sonlarına doğruysa dış politikada da adımlar atmaya başladı diyebiliriz. Dolayısıyla ülkenin yakın müttefikleriyle ilişkilerini yeniden düzeltme ve ittifakları güçlendirme kararını yaşama geçirmeye başladı Biden. Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu, Meksika Devlet Başkanı Manuel López Obrador, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşmüştü Biden. Dün akşam saatlerinde de Başbakan Angela Merkel'i arayarak konuştu, görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ayrıntılarını basın mensuplarıyla paylaştı Merkel'in sözcüsü. Başbakan Merkel'in Biden'ın göreve başlaması sebebiyle tebrik ettiğini, görüşmede koronavirüsüne karşı verilen mücadelenin yanı sıra Afganistan, Ukrayna ve İran gibi uluslararası konuların ayrıca iklim sorunlarını ve ticari ilişkilerini ele alındığını duyurdu sözcü. Biden ve Merkel'in pandemi sonrasında ekonomiyi yeniden canlandırmak ve yapılandırmak için dünya çapında işbirliği yapılması konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. Ayrıca Merkel'in Biden'a ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Paris İklim Sözleşmesi'ne geri dönme kararından duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini belirten sözcü, Başbakan'ın ABD Başkanı'nı pandemi durumunu uygun olur olmaz Almanya'ya bu konuyla ilgili görüşmeleri için Almanya'ya davet ettiğini duyurdu. Biden'ın gündemi oldukça yoğun gibi görünüyor. İşte birçok konuda da yeni kararlar alacak gibi duruyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.